Efendim biz Ahmetli'ye geldik. Ahmetli'nin nüfusu 16.300 kişi. Geçim kaynağı zeytin ve üzüm. Ahmetli'nin hamarat kadınları bizim için hazırlıklara başlamışlar. Siz de çaylarınızı, kahvelerinizi hazırladıysanız Manisa'nın lezzetleri başlıyor. Senin zalim ananı ben getirdim ihana. Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver. Ah şöyle nazlım gımıldanıver. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Kalk şöyle nazlım kımıldanıver. Günün ilk tarifi kapama. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk Selim teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yapıyoruz bakalım. Siz üç kız kardeşsiniz. Üç kız kardeşiz. Değil mi? Üç kız kardeş. Evet. Siz de kardeşsiniz. Üç kız, evet. Adınız neydi? Selmin. Selmin teyzeciğim. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, İyisiniz. Ben de, İyiyiz biz de. Çok güzel burası. Çok bahçe çiçeklerle dolu. Şimdi sizin bu yöresel yemeğiniz mi? Bu meşhur. 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 Ahmetli'de bunu yapıyor. Ahmetli. Herkes de yapıyor bilmiyorum ama biz meşhur bizim. Bayramlarda falan. Bayramda hele garip. Zehriyle. Ama şimdi tavuk var. Şimdi böyle kavuruyorsunuz. Tabii aynen. Önceden tereyağı da soğanı kavuruyoruz. Hmm. Ondan sonra pirincini. Her şeyi tepside. Evet tepside. Sonra fırına sürüyoruz. Tavukları sıvalıyoruz. Ondan sonra fırına sürüyoruz. But mu göğüs mü? İncik. İncik. İnciklerimiz nerede? Al gelsin sen. Tüktü o. Onları önce haşlıyor musun haşladım. Sayın teyze? Bir tane soğan değil koydum. Değil mi? Pişmez çünkü. Tabii haşladım. Haşlarken onları. Hazır soğan olsun. Da mı koydun? Bir soğan kokusunu alıyor şeyim. Karabiber, tane karabiber. Tane karabiber. Evet. Eski kadınlardan tarifler diyorlar. Söyle bakayım. Karabiber. Haşlarken bir soğan, karabiber, soğan. Bütün soğan bütün, mı koydun? Bütün atıyorum. Lezzeti hem bunun kokusunu alsın diye. Tavuğun kokusu kalmıyor o zaman. İnşallah güzel olur. Her güzel zaman güzel oluyor ama. Eline sağlık. Bunu kavurduktan sonra tavukları üzerine koyuyoruz. Sıralıyoruz suyunu fırına. Azıcık burada koyuyor. Biraz pişiriyorum burada fırına. Çekiyor fırında. Fırında ne kadar kalıyor? Bir 10 dakika bir şey. Hemen çok pişiyor tavuklar. Çok pişiyor tabii. İzliyoruz o zaman. Gelsin. Sağ ol çocuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahsi neydi değil mi adınız? Evet, Şahsi. Nasılsın? Evet. Sağ ol çocuğum, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de. Bu güzel evin sahibi sizsiniz. Allah'ın izniyle evet, biziz. Evet. Çok güzel, bahçeli. Allah size daha iyisini versin. Ay, inşallah. Amin, amin. Sen bize çırpı kızartması yapıyorsun. Evet, ateşte. Yöremiz buranın meşhur yemeği. Çırpı ateşte çok evet. Güzel oluyor değil mi? Doğal biber olsaydı şeyde sobada biber közecektim size, közleme yapacaktım ama doğallığı hepsi sera diye onun için böyle yapalım dedik. Böyle karışık kabak, patates. Evet, hepsini ben böyle ayrı ayrı koyacağım. Siz tabaklarınıza alırken hanginden tamam. İsterseniz seni alırsınız. Seni izliyoruz o zaman. Sağ ol, tamam. Kolay gelsin. Sağ eline sağlık. Sağ olun. Günün ikinci tarifi lokum. Lokum deyince ben de çok merak ettim. Cevizli lokum. Cevizli değil lokum. Mi Rezan ablacığım? Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sizler nasılsınız? İyiyim, hoş ben geldiniz. De. Hoş bulduk. Sağ olun. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz mayalı hamur var. Sadece bir şey, sadece patates var içinde. Maya, kuru maya mı? Yaşı maya. Yaşı maya. Evet, evet. Yaşı maya. Bir de patates haşladım, rendeledim. Hamurun içine. İçine? Evet, hamurun içine. Cevizli lokum. Cevizli, tamam. Ceviz. Ceviz içine tarçın koydum sadece. Tarçınlı ceviz. Tarçınlı hamuru ceviz. Bekletiyorsunuz değil tabii, mi? Tabii, hamur kabarıyor. Önceden yoğuruyorsunuz. Yoğurdum. Hamur kabardı. Hı hı. Şimdi yapımına geçelim. Tamam.
Zeytinyağı. Herhalde bu lokumun şekli önemli. Evet. Değil mi? Ben de merak ediyorum şimdi. Şimdi önce tepsimizi yağlayalım. Unu, mayası tahmini hep karardan değil mi? Kadınların hep evet, karar. Evet, evet. Terazi, evet. Eli. Çok yumuşak diye normal bir hamur. Siz emekli hemşire miydiniz? Emekli ebeyim ben. Ebesiniz. Ne güzel. Ben lokum deyince Müzeyyen Hanım bana bayağı bir merak ettim ama evet, herhalde şimdi şekli deyince, lokum gibi olacak. Evet. Bizim adı cevizli lokum. Ahmetli'de elimizle. Mi bunu yapıyorsunuz çok? Ahmetli'de herhalde daha çok. Bu yöresel sadece. Ahmetli'de bunu bilen yok çoğu. Bu benim kendi memleketim veyahut da göçmen yemeği, göçmen ekmeği diyebilirsiniz. Evet. Daha çok düğünlerde yaparlar bunu. Evet, kına gecelerinde dağıtırlar. Kına gecesinde dağıtırlar. Evet, evet, kına gecelerinde. Aa bak bu da iyi oldu. İlk defa duydum bunu sizden. Evet. Siz aslen Bursalısınız. Bursalıyım. Orada evet. Orada bizim kına gecelerinde bunu dağıtırlar çerezle beraber. Güzel. Tarçın da mis gibi kokuyor. Evet. Her şeye çok lezzet veriyor. O zaman izliyoruz biz cevizli lokumu. Elinize sağlık. Kastık kaşında. 14 yaşında, aklı başında, rastlık kaşında, kaşında, 14 yaşında, yaşında, aklı başında. Yağlı olacak. Başka yağlı. Kabaracak şimdi. Bayatlamıyordu da bayalı oldu. Evet. Şimdi biraz tepsi içeyim de. Biraz daha geri geçeceğiz. Bir saatte yakın. Bir saat. Türkmen imanı. Türkmen imanı. Efendim Ahmetli'nin kadınları çok hamarat. Biz üç tarif dedik, kendileri bize çeşit çeşit hazırlamışlar, yapmışlar. Şimdi ben Müzeyyen teyzemden çiğ böreğin tarifini almak istiyorum. Muazzez. Evet. Muazzez isimler. Nasıl yapıyorsunuz? Bir miktar un. Ondan sonra onun içine bir fincan yoğurt, tuz, bir çay kaşığı karbonat. Un, tuz, bir fincan yoğurt. Bir fincan yoğurt. Bir çay kaşığı. Maya falan yok. Kabartma tozu yok. İç harcı içinde bir miktar kıyma. Kıymanın içine orta boy soğan, orta boy domates. Sen açıyorsun sonra ince ince. Şöyle şöyle açıyor. Bir miktar da yarım fincan da ılık su kıymanın şeyi, biraz içine. Kıymayı kıymanın sos gibi içine. Yapsın, evet. Kullandırsın diye değil mi? Öyle. Sonra kızartıyorsun. Sonra açıp kapatıp kıyılarını kesiyorum. Kızgın yağda kızartıyor. Bize hazırlamış. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anneden kıza geçmiş hamaratlık. Kız da tatlıları yapmış herhalde. Merhabalar. Merhaba. Sen bize su muhallebisi yaptın. Evet. Su muhallebisi bizim Manisa'nın tarihi tatlısı biliyorsun. Evet. Şimdi senle yapınca dedim senden de dinleyelim. Sen nasıl yapıyorsun? Ben bir bardak suya bir kaşık nişasta. Başka bir şey yok bunda. Sadece muhallebi haline getiriyorsun. Bunun özelliği şey şerbeti. Farklı hazırlamışsın. Evet, yani. Biraz tarçın, karanfil. Bunları gül suyu biraz koyuyorsun. Şerbetini hazırlıyorsun. Bunun sadece özelliği muhallebisinin beklemesi, donması. Başka bir özelliği yok. Sen üzerine şerbet atıyorsun. Evet, bizim şerbet. De, biliyorsundur belki su muhallebisi yapıp kesiliyor. Üzerine pudra şekeri, şerbet boyası ve süt. Evet. Süt konuyor. Ben babaannemden böyle gördüm. Evet, çok eskiden babaannemden böyle görmüştüm, böyle hazırladım. Eline sağlık. Bir de şambeli görüyorum. Evet. Bu da çok nefis görünüyor. Şambeliyi nasıl yapıyorsun? Şambeli de sadece 1 kilo irmiye, 2 bardak süt, 2 bardak şeker koyup, çok az da karbonat koyup yoğuruyorum. Yumurta falan yok. Yumurta hiçbir şey yok.
Evet. Şerbetini hazırlayıp döküyorum. Bu kadar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nilüfer Hanım'dan un helvası tarifini alacağız şimdi. Sağ olsun hazır yapmış bizim için. Merhabalar Nilüfer. Merhaba, merhaba. Nasıl yapıyorsunuz? Valla ben karardan yapıyorum. Hiç kimse de sormuyor. Herkes çok seviyor benim helvamı. Öğrenmiyorlar. Ben karardan yapıyorum. Sıvı yağ, un kavuruyorum. Şey, tereyağı ya da margarin kullanmıyor musunuz? Valla margarin kullanmıyoruz artık. Tereyağı da çok sevmiyor herkes. Gençler pek sevmiyor. Ben sıvı yağ kullanıyorum. Özellikle çiçek yağı. İşte un helvasının özelliği zaten kavurmak. Evet, un, yağ, şeker, şurup işte. Bir de fıstığı olmazsa olmaz. Evet. İşte böyle. Unla fıstığı kavuruyorsunuz. Evet, önce yağla un, biraz fıstığı biraz önce atıyorum. Yağını kavuruyorum. Ondan sonra bir tarafta şekerim eriyor şurubu. Döküyorum. Böyle çok, bana göre çok kolay oluyor. Çok güzel, elinize sağlık, teşekkür ederim. Herkes benden ister bunu. Nilüfer Hanım'ın un helvası dediler zaten. Elinize sağlık. Tavuklu börek miydi? Ya aslen göçmen böreği bu. Tavuklu oluyor. Tavuklu Rahmetli göçmen böreği. Yapardı benim bu böreği. Önce nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Bizi memnun ettiniz, buraya geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, çok güzel hazırlanmışsınız. Ne demek? Harika, yani bahçe zaten içimiz açıldı bahçede. Ne demek, el birlik hep beraber yaptık elimizden geldiğince. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Vallahi lezzetler harika. Şimdi göçmen böreğini tarifi. Göçmen böreği. Normalde bu yağlı bir hamur oluyor, kat kat. Mesela küçük 5 tane hamur yapılıyor. Kat kat arasına yağ koyarak elle bu şekilde tepsinin dibine açılıyor. Ama ben bugün hazır yufka kullanacağım. Rahmetli babaannem yapardı bunu. Üstüne istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. 3 tane ben yufka kullanacağım. Büzüştürerek tepsinin dibine koyacağız. Üstüne de bir tane tavuk göğsümüz var. Güzelce haşlandı bu. Didik didik tavuk göğsünü. Her katına mı koyacaksın? Hayır. Yoksa? Sadece tavuk göğsü üstte kalacak. Tavuk üç üstte kalacak. 3 kat yufkanın üzerine 3 kat yufkanın üstünde tavuk kalacak. Sonra bunu fırına vereceğiz. Allah. Çok güzel kızaracak. Tıkır tıkır olacak. Fırından çıktıktan sonra üstüne yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. İsteğe göre salça olur, kırmızı biber olur. Zevke kalmış bir şey. Mantı gibi tavuklu. Evet, zevke kalmış bir şey o. İzliyoruz seni evet. O zaman. Söğüt boyundan havzer düştü kolundan, gelir de söğüt boyundan havzer düştü kolundan. Böreğimizi fırından çıkardık. Evet, fırından çıkardık. Şöyle sallayayım bakın. Böyle tıkır tıkır olacak börek. Üstüne tavuk suyunu. Şey mi, sıcak mı ikisi de? Bu sıcak. Bu sıcak. Fırından börek hemen sıcak, çıktığı için bu sıcak. Bu da ılık yani. Çok soğuk değil. Kokusu. Servis yaparken mi sarımsaklı yoğurt? Hayır, şey biraz çektikten sonra üstüne sarımsaklı yoğurdu döküp hemen keseceğiz. Şattım samana, bak dumana.
şöyle nazlım kımıldanıver. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Kalk şöyle nazlım kımıldanıver. Merhabalar Elif. Merhaba güzelim. Güzelancığım. Elif özel bir çocuğumuz değil mi? Evet, Elif özel bir çocuk. Elif Down sendromlu. 5 yaşında. Maşallah. Özel bir çocuk, bizim meleğimiz. Down sendromu nedir deyince, Down sendromlu 47 kromozom. Genetik bir farkındalık bu, hastalık değil. Bizler hepimiz 46 kromozomuz ama Down sendromlu bireyler 47 kromozom olarak doğuyorlar. Yani bu bir hastalık değil, sadece farkındalık. Dediği gibi bunların bir sloganı var, hayata artı bir adım önde başlıyorlar. Bu bir şans mı? Şans diyeyim ben, güzel bir şey aslında. Neyi var farkındalık derken, farklı derken? Biraz daha fazla ilgiye ihtiyacı var, biraz daha fazla eğitime ihtiyacı var, biraz daha fazla özene ihtiyacı var. Sonuçta düşünecek olursak her çocuğun bir zorluğu oluyor. Her çocuk zordur. Bizim biraz daha fazla, yoksa herhangi bir zorluğu bir şeyi yok. O bizim meleğimiz. Bizim başka sorunlarımız var. Ne var mesela? Ne istiyorsun? Toplumda ne gibi farkındalıklar istersin? Çünkü siz annelere evet, çok iş düşüyor. Gerçekten çok, çok sabır. Bizim en büyük sorunumuz gerekiyor. Sosyalleşme. Bu Down sendromu için değil. Otizm olsun, disleksi olsun, öğrenme güçlüğü olsun, ağır zihinsel, hafif zihinsel, her şekilde bütün çocukların, özel çocuk diyorum, biz engel lafını duymak istemiyoruz, evet, kabul etmek de istemiyoruz. Yüzden. Çünkü engel diye bir şey yoktur. Bunların hayatının önüne engel dediğim bir tuğladır, bir duvardır. Öyle bir şey konmuyor. Birazcık daha fazla mücadele, özel çocuk bunlar. Sosyalleşmeye ihtiyacımız var, toplum içine kazandırmaya ihtiyacımız var. Yani sadece 3 Aralık'ta, 21 Mart'ta, 2 belli Nisan'da, günlerde, belirli günlerde hatırlanmasını istemiyoruz. Yani sürekli, sürekli dedim, hayatımızın içinde lazım, yani parkta var, okulda var, alışveriş merkezine gidiyorsunuz, orada var, yolda yürüyorsunuz, karşınıza çıkıyor. Yani parmağınızla göstermektense, aa o onu yapmış, bağırmış, yere yattı, tepindi. Yani bunları söylemektense o çocuğa yardım etmek. Yani yere yattıysa bakmayın, yani kötü gözle bakmayın. Topluma kazandırılması lazım. Diğer çocuklarla etkinlikler, birlikte kaynaşması etkinlikler lazım. Yapılsın. Güzel etkinlikler yapılsın. Mesela ben ne isterdim? Öğretmenlerimizden, mesela bir eğitim öğretmenlerimizden, özel çocuklar için özel bir etkinlik isterdim. Yapılsın. Yani sadece belirli günlerde bizi hatırlamasınlar. Kaynaştırma eğitimi çok önemli. Çocukları ayrıştırmamak lazım. Kaynaştırma eğitiminde burada öğretmene çok iş düşüyor. 20 kişilik sınıfta bir tane kaynaştırma öğrencisi olduğu zaman 19 tane öğrenci o bir taneyi kabul ettirmesi lazım. Evet. Bu bizim, bu bizim en büyük sorunumuz. Tabii bir tane de olmayacak o sınıfta. Bir tane de olmayacak. Yeri gelecek. Olur. Şimdi yasalara göre 10 öğrenci bir kişi. Yani 20 kişilik bir sınıfta 2 tane kaynaştırma öğrencisi olabiliyor. Ama dediğim gibi çocuklarımız özel olduğu için hareketleri biraz daha farklı. Kendileri ifade etme sorunu yaşıyorlar. İfade edemedikleri için hırçın oluyorlar. Bunu anlamak gerekiyor. Yani o an su mu istedi, canımı acıdı. Hareketleriyle anlamak gerekiyor ve bunu arkadaşlarını kabullendirmek lazım. Biz burada anaokuluna gidiyoruz. Müdürümüz, öğretmenimiz bize çok güzel bir etkinlik hazırladılar. Ve orada çocukların 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş çok güzel bir slide gösterisi hazırlamışlardı. Ve o slide gösterisinde gördükleri zaman, aa Elif demeleri. Yani öyle bir kabullenmişler ki Elif'in yaptığı her şeyi, yani Elif yapar. Yapar. Neler ama normal Elif? Bir şey. Elif'in orada arkadaşları var. Beraber Elif'in elinden tutuyorlar. Yemek salonuna gidiyorlar. Beraber yemek yiyorlar. Beraber parka çıkıyorlar. Beraber sallanıyorlar. Bu çok güzel bir şey. O kadar tabii, büyük bir adım ki. Yani diğer o kadar büyük bir adım bu. Buraya geldiniz, bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Biz çok memnun kaldık. Güzel, çok, çok güzel bir şey, gün geçirdik. Güzeldi. İnşallah her şey çok güzel olacak. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel etkinlikleri oluyor. İnşallah her şey çok güzel olur. Her zaman evet yanınızda olmaya çalışıyoruz. Başkanımız bu konuda çok duyarlı.
Hem evet. kadınlara hem özel çocuklarımıza çok duyarlı. Evet. Onun liderliğinde devam edecek çalışmalarımız inşallah. İnşallah, inşallah devamı gelir. İlknur Hanım, merhaba. Merhaba. Sen bize bu süpürge seriyle yapılmış perdeyi anlatacaksın. Evet. Anneannen mi? Evet, anneannemden kalma çok eski bir perde. Eskiden camlar küçük olduğu için perdeler de küçük oluyormuş tabii ki. Çalı süpürgesiyle kırılıp tığ şekline getirilip onunla yapılmış bir perde bu. Kaç yıl önce? Antika kaç gibi önce, değil mi? Tabii. Evet. Antika. Evet, antika sayılır. Onu tığ gibi yapıyordu evet, demek ki ucuna. Süpürge telini kırıp, tabii artık görmediğim için o kadarını bilemiyorum da sadece tarif üzerine bu kadar biliyorum. Süpürge yani. Telinden yapılmış perdemiz. Evet. O yüzden kullanmaya dahi kıyamıyorum. Gerçekten. Hatıra işte. Evet, ne yaşanmışlıklar ne anılar vardır. Yıkamadık dahi. O yüzden rengi böyle. Yok olsun. Ama yıkasan da bu iplerin rengi böyle. Ama zamanla... çok değerli. Evet. Evet. Gönlüm sende değil. Aman gelimek ay yavrum haydi gülüver acanım. Gönlüm sende. Aslında teyzem ev sahibimiz efendim. Çok hamarat bir kadın. Çok. Öyle öyle. Siz öyle gördünüz. Sağ ol. Sen aslen nereliyim dedin? Ben aslen Yugoslavya Usturumca kasabasında doğmuşum. 2,5 yaşında buraya gelmişim. Benim annem çok hamarat ve çok hanımefendi bir kadındı. Herkesin annesi öyledir ama benim annem bana göre öyleydi. Benim babam böyle her şeye çok titizdi. Her şeye özen gösterirdi. Sofrada çayını... doldurduktan sonra ne sıcak ne soğuk. Öyle ayarlardı babama. Bayramlarda çorbası, kendi yöremize ait kapaması, büryan. Şimdi yaptı sevdiğinizi. Evet. Böreği hepsini ayrı ayrı yapar ve çok güzel olurdu. Kişiye özel tatlı yapıyordu. Evet. Kişine, evet. Herkese ayrı ayrı. Öyle biz tabağa koyup da tatlı çıkarmazdık kimseye tepsisinden. Çıkarırdık benim çocukluğumda. Biz buraya geldikten sonra babam da orada çok saygınlığı varmış. Gelen babamı bulurdu. Rahmetli Nazım Usta nerede? Ne kadar güzel. Evet. Hep yemeğe bize gelirlerdi. Annem de çok becerikliydi sağ olsun. İşte annelerin hamaratlığı evet. çocuklara geçiyor. Yok annem her zaman derdi. Sen benim kadar tertipli değilsin bana öyle derdi. Gerçekten. Mekanı cennet olsun. Evet mekan. Annemin de babamın da mekanı cennet olsun. Öyle. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Çok güzel ağırladın evinde. Sizi memnun ettiysek ne mutlu bize. Elini öpeyim senin. Canım benim. Evet annem çok olsun. Sağ ol. Ayşem gelin. Manisa Hanım lezzetlerinde Ahmetli ilçemizdeyiz. Bu tesbihler yengemin el emeği göz nuru. Çok güzel. Bize gönderdi. Kendisi çok beceriklidir. Ahşap boyamalar kendi olsun. Kendisi diziyor herhalde. Kendisi diziyor. Bu va harfi herhalde. Hmm, bu evet, lale, bu Manisa lalesi. Kuruşları kurdela, kristal taşlar. Kristal taşlar aynı şekilde. Manisa lalesi. Bu gülleri falan hepsini kendisi yapıyor. Kristal taşlar. Ne kadar güzel. Kadınlar çok becerikli. Hem üretiyor hem kendi de kazanıyor. Yani şu çıngıra. Bu bebek çıngıra. Bu da bebek çıngıra. Çok güzelmiş. Sevim teyzeciğim. Efendim? Sen çok hamaratsın. Bize yemekler yaptın. Eskiden neler Eskiden. Yapıyordunuz? Bayramlarda baklava mı? Baklava. Hı. Baklava yaparız. Tavuk çorbası izleyeceğim. Kapama yaptın bize. Tavuk çorbası yaparız. Ha. Kapama yaptık zaten. O kapama meşhur zaten bayramlarda. Sen nerelisin aslında? Ben esas Ahmetli'de doğmuşum, büyümüşüm ama annemle babam dışarıdan gelmiş. Selanik maceri. Ama aslen Ahmetli'yim. Tabii aslen Ahmetli'yim. Gelenekleri. Vallahi geleneklerimiz işte taranalar yaparız, makarnalar keseriz. Ev makarnası. Ondan sonra reçeller yapıyoruz. Çok
Pekmez kaynatıyoruz. Sizin burada bağcılık ve zeytin değil mi? Zeytin var, bağcılık. Zeytini de kendimiz yapıyoruz. Adınız neydi? Benim adım Nüfusta Hava. Nüfusta Hava. Nüfusta Hava ne diyorlar? Şimdi arize diyorlar, arize. Arize. Aman teyzeciğim, nasılsın? İyiyim, sen iyi misin? İyiyim, ben de. Çok güzel yemekler de yaptınız bize, sağ olun. Hepinize teşekkür ederiz, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Efendim, biz bugün Ahmetli'de çok keyifli bir program yaptık. Umuyoruz sizler de keyif almışsınızdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ahmetli'den sevgiler. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Kalk şöyle nazlı.